Merhaba arkadaşlar, matematiğin bindire bindire değil sindire sindire anlatıldığı Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar sizlerle beraber başladığımız denklemler konusuna devam ediyoruz. Denklemlerde biraz yol almıştık. Koordinat sistemini size anlatmıştık arkadaşlar bir önceki dersimizde konu olarak. Şimdi ise koordinat sisteminin özellikleri işte bu sıralı ikililerle alakalı arkadaşlar bir soru çözümümüz olacak. Bu dersimizle beraber o koordinat sistemini tam olarak böyle noktalamış olacağız arkadaşlar. Tam güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Evet, dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmayı unutmuyoruz. Bizim daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz için, bu kanaldan daha çok insanın faydalanabilmesi için ve bize destek olabilmeniz için arkadaşlar sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu kanalı ve videoları tavsiye etmenizi rica ederiz. Sizler bize ne kadar çok destek verirseniz bizler de size o kadar çok mükemmel işler çıkaracağız diyoruz. Evet, çok fazla vakit kaybetmeden şimdi hemen dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz biraz kolay olacak ama açıkçası biraz daha böyle koordinat sistemini biraz daha böyle hatırlayabilmek adına daha da iyi olacak arkadaşlar. Şimdi burada bize belli bir noktalar vermiş. KLMN noktalarını vermiş ve burada koordinat sistemini vermiş ve koordinat sistemi üstünde KLM noktalarını işaretlemiş. Diyor ki koordinatları verilen noktalardan hangisi koordinat sisteminde yanlış gösterilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınızda şimdi şu N noktası nedir? X'i 4, Y'si 5. X önce yazılır, Y sonra yazılırdı. 4'e 5. Evet, demek ki N noktası doğru. M noktasının arkadaşlar X'i 5'ten gelmiş. Önce X yazılır. Y'si de eksi 3'ten gelmiş. Daha sonra da eksi 3 yazılır. M 5'e eksi 3 mü? Doğru yazılmış. K noktasının X'i eksi 2'den gelmiş. Tekrar ediyorum, önce X yazılır. Daha sonra Y yazılır. Eksi 4. Eksi 2'ye eksi 4 noktası K noktası doğrudur arkadaşlar. L noktasına baktığımızda X'i eksi 4'ten gelmiş. Y'si ise 3'ten gelmiş. Eksi 4'ü 3 noktası olması gerekirken burada bize eksi 3'e, eksi 3'e 4 noktası demiş. Yani yanlış belirtmiş. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuzla dersimize devam edelim. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde gösterilen ABCD noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi baktığınızda şimdi şuradan başlayalım. Şöyle devam edelim yani. C noktasına bakalım. C noktasının x'i ne arkadaşlar? 5. Peki y'si ne? Y'si ne arkadaşlar? 0. Neden? Çünkü arkadaşlar x doğrusu üzerinde olan tüm noktaların y'si arkadaşlar 0'dır. Bakın y'si nedir arkadaşlar? 0'dır. 5'e 0. Bakın C doğru. B'ye bakalım. Arkadaşlar y doğrusu üzerinde olan tüm noktaların x'i 0'dır. Y'si kaçmış? Y'si de 3'müş. 0'a 3. B 0'a 3 olması lazımdı ama 3'e 0 demiş. Yani yanlış demiş. Devam edelim. Yine şurada arkadaşlar A noktası X doğrusu üzerinde olduğu için Y'si 0'dır. Peki X'i nedir? Eksi 4'tür. Eksi 4'e 0. Doğrudur arkadaşlar. D de 2'ye eksi 3'tür. O da doğrudur. Bu şekilde olmuş olur. Evet, şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Koordinat düzleminde eksi 3'e eksi 2, 1'e eksi 2, 1'e 2, eksi 3'e 2 noktaları birleştirildiğinde oluşan dikdörtgen aşağıdakilerden hangisidir diyor değerli arkadaşlar. Şöyle ben bir koordinat sistemi çizdim ve bu koordinat sistemi üzerinde arkadaşlar bu noktaları tek tek belirleyelim. Eksi 3'e eksi 2. Eksi 3'e eksi 2 dediğimiz nokta şöyle şurasıdır. Burası A noktası. B 1'e eksi 2 arkadaşlar. 1'e eksi 2 işte o da şurasıdır değil mi? Burası da B noktası. X'i 1, Y'si eksi 2 olacak. C 1'e 2. C 1'e 2 o da şuradır, şurasıdır arkadaşlar. Ve D de eksi 3'e 2. Eksi 3 X'i eksi 3 olacak. Y'si de 2 olacak. D noktası da budur arkadaşlar. Peki şimdi baktığınızda şurada bir dikdörtgensel bir şekil görüyorsun. Ama işte bu dikdörtgen mi kare mi
ona şimdi ölçüleriyle karar vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Baktığımızda şimdi şurası şöyle nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 birimdir. Şu kenar şöyle 4 birimdir. Peki şu kenar nedir arkadaşlar? 2 birim burada, 2 birim de burada, 4 birim de buradadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir karedir. Bu bir kare. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçelim şimdi bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakın K noktası 3'e eksi 8'miş. Şimdi noktasının ordinatı eksi 8'dir diyor arkadaşlar. Tabi biz size bunu ilk 3 soruda da böyle üstüne basa basa vurgulamamız gerekiyordu. Bu soruda da arkadaşlar bu vesileyle vurgulayalım ve bunu da mutlaka ama mutlaka arkadaşlar öğrenin. Karıştırmayın, aman dikkat edin, öğrenciler genelde karıştırır. Kolay bir noktadır ama karıştırır. Hangisi ordinatta, hangisi absisti? Değerli arkadaşlar bakın, y eksenine biz ordinat ekseni diyoruz. X ekseni ise arkadaşlar biz absis ekseni diyoruz. Şimdi ben size bunu şöyle anlatayım. Hani karıştırmamanız için, anlatabildim mi? Şimdi X içinde S harfi var mı? Var. Bak burada da bir S harfi var. Bakın S'leri kesiştir. X ekseni absistir. Anlaştık mı? Buradan bunu bu şekilde hani karıştırdığın anlar için bir ipucu olarak sana söylemek isterim ki hani çok basit yerden hata yapmanı istemem açıkçası. Bakın X, S. Değil mi? X'in içinde S var. Absiste de S var. Oradan aklına getir. Tamam. Şimdi demek ki X absismiş. Y ise ordinatmış. Şimdi diyor ki ordinatı eksi 8'dir diyor. Ordinat Y demekti değil mi? Tamam. Doğru. 7'ye 0 noktası diyor arkadaşlar. X ekseni üzerindedir. Hemen az önce anlattık. X ekseni üzerinde olan X ekseni üzerinde olan noktaların arkadaşlar y'si nedir arkadaşlar? Sıfırdır. X ekseni üzerinde olan noktaların y'si sıfırdır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunu da anlamış olduk. Noktası y ekseni üzerindedir. Y ekseni üzerinde olan noktaların arkadaşlar x'i sıfırdır. E bu da doğrudur. N noktasına bakalım. Eksi 4'e 3 noktasının absisi ile ordinatının toplamı 1'dir diyor. Arkadaşlar ordinat neydi? Y'siydi değil mi? Absis neydi? X'iydi. Eksi 4 ile 3'ün toplamı eksi 1'dir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yani 1 değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam edelim şimdi bir sonraki sorumuzla. Koordinat düzleminde verilen A 2'ye 5 noktası ile eksi 4'e 5 noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Zaman kaybetmeme adına şöyle ben geliyorum. Hazır koordinat sistemini hemen ekranınızın karşısına koyalım arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor? 2'ye 5 noktası diyor. Yani x'i 2 olacak. Y'si ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. O nokta işte burasıdır. Diğer nokta neymiş? Eksi 4'e 5 noktası. X'i arkadaşlar eksi 4 olacak ve y'si 5 olacak. Bu ikisinin kesiştiği yerde arkadaşlar işte burasıdır. Bu iki nokta arasındaki uzaklıkta arkadaşlar nedir? Şöyle şurasıdır değil mi? Arkadaşlar peki şu uzaklık neye eşittir? Şuradaki uzaklığa eşittir. Hemen karşılığında ne var? Şuradan şuraya kadar 4 birim. Şuradan şuraya kadar 2 birim. Yani toplamda 6 birim etmiş olur. Cevabımız C şıkkıdır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki sorumuzla dersimize devam edelim. Koordinat düzleminde verilen KLM üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Üçgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. Arkadaşlar bazı üçgenin yüksekliği içeri düşer. Bazı üçgenin yüksekliği ise arkadaşlar dışarı düşer. İç bükey ve dış bükey üçgenler arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde ayırıyoruz. Şimdi onu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Mesela şimdi burada tabana ve yüksekliğe ihtiyacımız var. Üçgenin alanını bulabilmemiz için. Ben taban olarak şurasını şöyle gösteriyorum. Ve bunun yüksekliği de arkadaşlar nedir? Bu tabanın karşısında ne var? Şu köşe var. Bu köşeden ben şöyle tabana doğru dimdik insem nasıl inerim arkadaşlar? Şöyle inmem değil mi? Şuradan bir şey bıraksan aşağı doğru şöyle inmez misin? Şöyle şuraya doğru aşağı inersin değil mi? Şu tabanla kesiştiği noktada neresidir? İşte şu noktadır. Arkadaşlar şimdi tabanı burası. Taban kaç birim? Taban arkadaşlar şöyle şuradan alırsam şöyle hesaplarsam. Bakın 2 birim burası. 4 birim de burası. Tabanı 6 birim. Yüksekliği kaç birim arkadaşlar? Yükseklik şöyle şurası. 3 ve 6 birim de yükseklik.
Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den hesaplandığına göre dolayısıyla bunun cevabı da 18 olur. Neden 6 kere 6 36 bölü 2'den 18 olmuş olur arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz ne diyor? Köşe koordinatları eksi 3'e eksi 1, 1'e eksi 1, 1'e 3 ve eksi 3'e 3 noktaları olan ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç birimdir diyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz her zamanki gibi? Videonun daha kısa olabilmesi ve daha az sıkıcı olabilmesi için arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok video uzatırsak o kadar çok sıkıcı olur biliyorsunuz. O yüzden direkt takla ben böyle koordinat sistemini kurdum. Ve şimdi soruyu çözmeye başlıyorum. A noktası nedir? Eksi 3'e eksi 1. Yani x'e eksi 3 olacak. İşte o. Şurası. Y'si de eksi 1 olacak. Şöyle şurası arkadaşlar, değil mi? Şuraların eksi 1, eksi 2, eksi 3 olduğunu biliyorsundur herhalde. Devam ettik şöyle. B noktası 1'e eksi 1. Bakın y x'i 1 olacak. Y'si eksi 1 olacak. İşte B noktası da burasıdır arkadaşlar. C noktası 1'e 3. 1'e 3 noktası x'i 1, y'si 3. D noktası eksi 3'e 3. Yani o da arkadaşlar neresidir? Eksi 3'e 3 noktası. İşte şurasıdır bakın. Eksi 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 değil mi? 1, 2, 3. O da burasıdır. Şimdi bu ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğunu soruyor bize arkadaşlar. Baktığımızda şimdi şurası şöyle, şurası kaç birimdir? 1, 2, 3, 4 birim. Şöyle şurası 4 birimdir. Peki burası kaç birimdir? 1, 2, 3, 4 birimdir. Dolayısıyla arkadaşlar bunun bir kare olduğunu ben şimdi anladım. Karenin çevresi nasıl bulunur arkadaşlar? Bir kenarı 4 ise karenin bütün kenarları da birbirine eşit olduğuna göre 4 tane eşit kenar. Yani 4 çarpı 4'ten cevabımız 16 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir soruya geldik. Şimdi şekilde birim karelere ayrılmış zeminde eksi 4'e eksi 2 K noktasıymış olduğuna göre L noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bilmen lazım. Eksi 4'e eksi 2 hangi bölgede bir nokta? Dördüncü bölgede değil mi? Tamam. Peki şimdi şunu karar verelim. Eksi 4'e eksi 2. Peki arkadaşlar x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığını düşünelim. Bir noktanın y eksenine olan uzaklığı arkadaşlar neresidir? X'idir. Y eksenine olan uzaklığın arkadaşlar ne verilmiş bize? X verilmiş. Peki x eksenine olan uzaklığını ne verir arkadaşlar? Y'si verir. O zaman şöyle bir şey düşünelim. Kalemlerden de faydalanarak arkadaşlar ve bunun da dördüncü bölgede bir nokta olduğunu bilerekten bu şöyle bir şeydir değil mi? Ben bunu böyle çizdiğimde bakın dördüncü bölgeye gelecek. Şimdi dördüncü bölgeye gelecek. Az önce de dediğim noktaları da belirtmemiz lazım. Bunlara uymamız lazım. X eksenine olan uzaklık, Y eksenine olan uzaklık. Dolayısıyla şimdi bak şöyle Y eksenini ben şimdi çizeyim. Y eksenine olan uzaklık kaç birimdir arkadaşlar? Y eksenine olan uzaklık. Şimdi y eksenine olan uzaklık şu veriyordu değil mi bize? Eksi 4 veriyordu. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Şöyle şuradan 4 birim şöyle çizersem işte buradan arkadaşlar y geçer. Anlaştık mı? Peki x eksenine olan uzaklık arkadaşlar ne verirdi? X eksenine olan uzaklık y'si verirdi. Dolayısıyla eksi 2 olduğuna göre arkadaşlar 2 birimdir. O da şöyle şuradan geçer. Gördüğünüz üzere bakın 2 birim uzaklık. Tamam, şimdi o zaman bu birim kare diyor. Bakın az önce zaten ben bunu birim kare yani iki nokta arasındaki uzaklık 1 birimdir. Yani şurası 1, 2, 3. Bakın x'i bunun 3'tür. 1, 2, 3. Y'si de 3'tür. Dolayısıyla bu arkadaşlar 3'e 3 noktası olmuş olur. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Koordinat düzleminde verilen 2a artı 2y 3 noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu bu dersin başında da belirttim. Y ekseni üzerinde olan noktaların x'i arkadaşlar yani şu x'i nedir? Sıfırdır. Yani 2a artı 12'nin sıfır olması lazım. O zaman 2a eşittir. Eksi 12'den a buradan arkadaşlar eksi 6 çıkar. Ya bana zaten a'yı soruyor. İşte bu kadar basit. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor bakalım bize burada? Yukarıdaki koordinat düzleminde bir ABCD dikdörtgeninin eksi 3'e 4 ve C 3'e 1 köşeleri işaretlenmiştir diyor arkadaşlar. Tamamdır. Buna göre B ve D noktalarının koordinatları aşağıdan hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi sen bu dikdörtgenin bir köşesi ise sen şimdi o köşeyi şöyle çizmez misin? A köşesi işte bu. Hatta şunu biraz daha böyle net çizelim ki
sıkıntı yaşamayalım. Şimdi C köşesi ise bu. Şöyle çizmez misin sen bunu? Tamam, çizdik. E tamam. A, B, C ve D. Bitti. Demek ki neyi soruyor bize arkadaşlar? B ve D noktalarının koordinatlarını sormuyor mu? Tamam. B noktasının koordinatları x'i eksi 3 olacak, y'si 1 olacak. Bak. Eksi 3'e 1. Eksi 3'e 1. Tamam. Peki D noktasının koordinatları x'i 3 olacak, y'si kaç olacak? 1, 2, 3, 4. 3'e 4 olacak arkadaşlar. 3'e 4. Dolayısıyla cevabımız burada A şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Hemen geçelim şimdi bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen K, L ve M noktalarının koordinatları aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi K noktasına bakalım şöyle. Şimdi K noktası şöyle 1, 2, 3, 4, 5, eksi 5'e 1, 2, 3, eksi 3 değil mi? Eksi 5'e eksi 3. Eksi 5'e eksi 3. O zaman şu A şıkkı tamamen gitti değil mi? C şıkkı tamamen gitti. Elimde B ve D şıkkı kaldı. L'ye bakalım arkadaşlar. Şöyle çizeyim bakalım L'yi. 4'e eksi 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, eksi 2. 4'e eksi 2 arkadaşlar. Elimde kalan şıklardan sadece B şıkkı buna uygun ve D şıkkı buna uygun değil. O zaman şurayı şöyle eledim. M'ye de bakalım yine. 2'ye 4 arkadaşlar. Bakın o da bunu uyuyor zaten. Yani cevabımız B şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Devam edelim şimdi bir sonraki sorumuzla, yani son sorumuzla dersimize. Yukarıda noktalı kağıt üzerinde verilen K, L ve M ve N noktalarından hangisi orijin olursa A noktasının koordinatları 4'e eksi 2 olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, bu çözdüğümüz, bu teste çözdüğümüz arkadaşlar sorulardan bir tanesine benziyor. Şimdi ben A'yı 4'e eksi 2 noktası olarak ayarlayayım. Şimdi 4'e eksi 2 noktası göre ayarlayarak ben burada koordinat sistemini çizeyim arkadaşlar. O sorumda da belirttiğim gibi, şimdi arkadaşlar bakın ne diyoruz? Bir noktanın x eksenine olan uzaklığını y belirler. Y eksenine olan uzaklığını ise x belirler değerli arkadaşlar. Peki öncelikle bunun bölgesini tespit edelim. 4'e eksi 2 değil mi? Bak 4'e eksi 2. Yani 4'e eksi 2 ise bu arkadaşlar, bu dördüncü bölgededir. Yani şöyle bir şeydir değil mi? Bak şöyle bir şey. Şimdi o zaman ayarlıyoruz. Böyle bir koordinat sistemi çizeceğiz. Acaba koordinat sistemi şöyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Ona şimdi karar vereceğiz. Şimdi dördüncü bölgede olduğunu anladım. Peki bunun arkadaşlar, bunun y'ye olan uzaklığını x mi belirliyordu? Evet x belirliyordu. O zaman 1, 2, 3, 4 şöyle şuradan geçecek arkadaşlar y. Değil mi? Tamamdır. Eksi 2 arkadaşlar x eksenine olan uzaklığı, yani y belirliyor değil mi? 1, 2 o zaman şurası da arkadaşlar şöyle çizdiğimde koordinat sistemini çizmiş oldum ve benim arkadaşlar orijinim işte bu L noktası olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet, bu dersimizde de birbirinden değerli kaliteli sorular çözdük arkadaşlar. Umut ediyoruz ki sizler için faydalı bir dersimiz olmuştur yine her zamanki gibi. Evet, bu da bu tarz videoların devam edebilmesi için, daha çok soru çözebilmemiz için, daha çok soru bankasıyla arkadaşlar karşınızda olabilmemiz için tabii ki ne yapıyoruz? Bizlere olan desteğinizi göstermenizi rica ediyoruz. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu kanalı ve videoları tavsiye ederek bizlerin daha geniş kitlelere ulaşması için bizlere olan desteğinizi göstermenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, WhatsApp olur, işte Facebook olur, Instagram olur ve Twitter ve benzeri platformlardan takip etmenizi rica ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.